Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir haber daha geldi. Daha önce bunu konuşmuştuk ve ben size neler yapmanız gerektiğini söylemiştim. Bunları yaptıysanız hemen aynı şekilde biraz sonra paylaşacağım emsal karara dayanarak başvurularınızı yapın. Gidin mahkemelere, infaz hakimliğine vesaire her yere başvurun. Cezaevinden başlamak üzere. Bu emsal karar neyi gösteriyor arkadaşlar? 31 Temmuz yasası sonrasında ne olmuştu? İnsanlara işte televizyon, yok işte SMS, bilmem ne, basın yoluyla falan filan ne duyurmuşlardı? İşte 15 gün içinde cezaevine dönmeniz gerekiyor ama işte re'sen siz başvuru yapmadan biz sizi denetimliye ayrıldık. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne işte şu tarihe kadar gitmeniz gerekiyor şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Fakat tebligat bekleyen birçok kişi mağdur oldu. Tebligat nasıl yapılır demiştim arkadaşlar size. Islak imzayla gelecek. Yani öyle telefon ettim. İşte E-Devlet'e yazmıştık falan filan şeklinde. Tebligat olmaz. Fiziki olarak size tebligatın yapılması gerekir. Ki şöyle bir durum var. Bırakın E-Devlet'i, internet kullanmayan insanlar var. Özellikle uzun yıllardır içeride yatan kişiler. Mesela E-Devlet'ten haberi olmayanlar var. Ya da haberi var, hiç şifre almamış adam daha önce. Dışarı çıkmış, E-Devlet'le hiçbir alakası yok. E-Devlet'e gelen yazıdan nasıl haberi olacak? Onun dışında internetin çekmediği çok uzak köylerde yaşayan insanlar var ki inzivaya çekilen çok insan tanıyorum. Bunlar tamamen internetten uzaklar. Hatta telefon çekmeyen yerler var. Telefon çekse bile biz size mesaj atmıştık şeklinde tebligat olmaz kardeşim. Tebligat fiziki olarak yapılır. Öyle yok işte telefonla biz bildirdik, internetten yayınladık, E-Devlet'ten baksaydın şeklinde size geri dönüş yapıyorlarsa kesinlikle neler yapmanız gerektiğini videomda anlatmıştım. Onun linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Bu anlattığım şeyleri yaptığınızda bakın burada da tekrar edeyim size. Gittiğiniz her yerden belge alın. Yazılı belge alacaksınız. Sözlü işte PTT yok bize gelmedi. Hayır efendim bana yazılı belge vereceksin. Muhtarlık işte bize gelmedi. Yazılı belge vereceksin diyeceksiniz. Her yerden yazılı belge alıp size herhangi bir tebligat gelmediğini kanıtlamanız gerekiyor. Bunu kanıtlarsanız boşu boşuna cezaevinde yatmamış olursunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum açıklamaya bunun linkini bıraktım. Haklarınızı bilin. Her zaman bunu söylüyorum. Ve ne diyorum? Her yaptığınız işlemin yazılı belgesini alın. Bunları bir yerde tutun, dosyalayın artık. Belgenizin çokluğuna göre nasıl saklıyorsanız onu siz daha iyi bilirsiniz ama kesinlikle elinizde bulunsun. Şimdi bu sebeple haksız yere cezaevinde bulunan kişilere cezaevinden çıkma fırsatı doğdu arkadaşlar. Bu emsal kararın numarasını zaten resimde de göreceksiniz. Bunları hemen not alın. Emsal kararda yazan her şeyi buradan yine not alın. Ben bunu yine YouTube kanalımda belge olarak da paylaşmaya çalışacağım. Onu da oradan paylaşırım. İndirebiliyorsanız indirin. Yoksa videoda yazdığı şekilde işte oradan biraz daha zahmet edip not alın arkadaşlar ve hemen başvurunuzu gerekli yerlere yapın. Bulunduğunuz ceza infaz kurumundan başlayın. İnfaz hakimliğine, onun bir üst mahkemesine her yere tek tek başvurunuzu yapın arkadaşlar. Bu emsal karar sizin dışarı çıkmanızı sağlayacaktır. Güzel bir haber geldi. İnşallah Anayasa Mahkemesi'nden de güzel bir haber gelir. En baştan beri söylediğim ne? Bu kanun bir sürü hatayla çıktı ve hukuk devletinde bunlar tek tek düzelecektir. Ve düzelmeye başlıyor işte. İnşallah denetimli serbestlikler de bir düzene konacak. Yine güzel haberlerle görüşmek üzere inşallah.